Evet, D maç öncesi gazete manşetlerini de iki takımla birlikte inceledik. Hemen Skype bağlantımıza devam ediyoruz. Ahmet Akçam bizlerle birlikte. İyi pazarlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler sevgili Demet. İyi yayınlar, iyi pazarlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Maçla ilgili detayları hem haberimizde hem de gazete manşetlerini az önce zaten inceledik. Size de bu karşılaşmayı sorarak başlayayım. Şimdi tabii ki de merak edilen bir karşılaşma. Trabzonspor acaba çıkışa geçebilecek mi? Beşiktaş bu çıkışını devam ettirebilecek mi? Bunu merak ediyoruz. Tabii 11'leri de rica edeyim yönetmenimizden. Onlar üzerinden de konuşabiliriz. Bu akşam saat 20.30'da nasıl bir maç bekliyorsunuz? Şimdi derbinin kuralları tabii ki ayrıdır. Hafta içi Trabzon'dan gelen haberlerde Trabzonspor'un çalışmalarının bile son haftalara göre çok daha olumlu olduğunu bize net bir şekilde gösterdi. Hatta hafta başı basına açık çalışmalar da yaptılar. Bu da takımın bu maça çok özel bir şekilde hazırlandığını, konsantre olduğunu gösteriyor. Kaldı ki Trabzonspor taraftarı son haftalarda maçlara ilgi göstermezken Beşiktaş maçına da çok yoğun bir ilgi gösteriyor. O yüzden son dönemde gördüğümüz Trabzon'dan çok daha iyi bir Trabzon izleyeceğiz. O kesin. Futbolcuların motivasyonu, konsantrasyonu yüksek olacak. Belki de kötü gidişata bugün alacakları iyi bir sonuçta dur deme adına büyük bir özveri içinde oynayacaklar. Ama bir gerçek de şu ki Beşiktaş Trabzon gibi zorlu bir deplasmanda da olsa son haftalarda yükselen formunu ben bu maçta devam ettirecek diye düşünüyorum. Futbolcuların bireysel form seviyeleri her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Şenol Hoca takıma tam olarak hakim ve takımın oyunu her geçen gün gelişiyor. O yüzden temposu yüksek bir Beşiktaş'ın Trabzon'da coşkulu bir Trabzon'a rağmen maçın favorisi olduğunu düşünüyorum. Ama dedik ya derbi kuralları, işte onun birinci kuralı da derbinin favorisi olmaz. Her sonuç kesinlikle normal karşılanmalı. O yüzden maçın keyifli, kaliteli, tempolu ve heyecanlı geçmesini bekliyorum. Peki Şenol Güneş'in tercihlerini de konuşalım. Az önce zaten ekranlara da geldi. Hücum hattında Gezal, Redmond, Maxim ve Abubakar olacak. Şimdi Cenk'in yokluğunda siz nasıl bir hücum hattı bekliyorsunuz bu oyunculardan? Siz zaten bu dörtlüyü saydınız. Formu yükselen futbolcular derken dördünü de oraya katabiliriz. Ki Cengiz olmaması tabii ki Trabzon için bir dezavantaj. Ama son haftalarda bütün maçlarda sonradan oyuna girip süre alan Maxim'in kalitesini de hepimiz biliyoruz. Abubakar'ın hemen arkasında konumlanacak olan Maxim'in sağ tarafında Gezal'ın, sol tarafında Redmond'ın kanatlardan da çok etkili olması bekleniyor. Ama Beşiktaş öndeki dörtlüye rağmen kompakt oynamasını bilen bir takım. Orta sahadan ve defanstan özellikle iki bekinden ofansif katkı almayı bilen bir takım. Yine oyunu iki yönlü oynuyorlar diye söylediğimizde de bu öndeki dörtlü de daha önde başlattıkları bölgesel baskıyla takımın defansına katkı sağlıyorlar. Bence Beşiktaş ofans hattı ülkemizin şu an en iyi ofans hattlarından biri olmaya aday. Redmond'un formunun altını da özellikle çizmek lazım. Abubakar'ın da bence bu maçta biraz daha sakin olmasında fayda var. Peki Trabzonspor'un siz bu hücum hattına nasıl bir önlem almasını bekliyorsunuz bu akşam? Trabzonspor'da zaten son dönemde futbolcuların form seviyeleri düşük olduğu için İhsan Hoca bence kendince formu en yüksek futbolculardan bir 11'i geçen hafta oluşturdu. Ama orada hem oyun hem sonuç iyi değildi. Ben bugün de buna benzer bir 11 ile sahaya çıkmasını bekliyorum. Uğurcan kalede olacak o kesin. Bu hafta yaptığı basın toplantısıyla da kendi motivasyonunu bence üste çekti. İyi bir Uğurcan izleyeceğiz. Ben onun önünde Densfil ve Hüseyin'i bekliyorum. Bu benim kendi tahminim. Tabii bilmek mümkün değil. Sağ taraf ve sol tarafta geçen haftanın aynısı olacak Trabzonspor'da. O yüzden orta saha burada önem kazanacak. Doğucan ve Siopisli iki tane defansif yönde de takıma katkı sağlayacak
O orta sahanın önünde Bakasetas mutlaka olacaktır. Ama her şey bir tarafa, Trabzon'un da iyi dediğimiz Beşiktaş'ın ofans hattı gibi öndeki oyunculardan katkı almaya çok ihtiyacı var. Özellikle Maxi Gomez. Peki, isterseniz tekrar bir Maxime bir parantez açalım. Çünkü 11'de başlayacak oyuncu. Ve Şenol Güneş hep oyuna sonradan sokarak tercih ediyordu Maxime. Tabii o bölgenin de dolu olması sebebiyle. Ama Hacı Ahmet Hoca artık bu maçta yok. Maxime'in oraya nasıl bir uyum sağlamasını bekliyorsunuz? Bununla ilgili yorumunuzu da alalım. Ya benim son dönemde beklentim Maxim'in ilk 11'de görev almasından yanaydı. Hı hı. Şenol Hoca tercih olarak Hacı Ahmet Hoca'yı biraz daha defansif görev tanımı önde olacak şekilde, yani 6 numara görev tanımıyla hemen defansın önünde kullanmaya kalktı. Onların önünde de Salih ve Gedson Fernandes de oynuyordu. Her ikisinin form seviyesi de yüksek olunca Maxim ilk 11'de görev bulmakta zorlandı. Çünkü Şenol Hoca'nın bu anlayışıdır. Yeni gelen oyuncular formayı hak ederek kazanmalılar. Potansiyelleri veya kaliteleri tek başına o formayı almaya yetmiyor. O yüzden daha önce o formayı kapmış bu orta saha üçlüsü iyi oynayınca Maxim sonradan girmek zorunda kaldı. Hı hı. Tabii bugün Hacı Ahmet Hoca olmayınca Gedson Fernandes, Salih, Maxim'i göreceğiz. Evet. Salih ve Gedson Fernandes de iki tane 8 numara olarak Hacı Ahmet Hoca'nın defansif görevlerini de üstlenirken Maxim biraz daha 10 numara pozisyonda oynayacak. Peki, süremiz bitmeden Galatasaray'a da bir değinelim. 29. haftada Yukatel Kayserispor karşısında görkemli bir galibiyet aldılar. 6-0'la 3 puanı hanesine yazdırdı ve tabii ki artık şampiyonluk yarışında da çok önemli bir noktaya geldi. Maçın yıldız isimlerinden biri Icardi'ydi. Hat-trick yaptı. Ne zaman çıkışa geçecek diye beklerken. Nasıl bir Galatasaray izlediniz? Son haftalarda biliyorsunuz oyununu da eleştiriyorduk ama bu hafta artık 6-0'la bir çıkış yakalandı. Beşiktaş ve Başakşehir maçlarıyla yükselişe geçen Galatasaray 14 maç üst üste kazanmıştı. O dönemde çok yüksek bir form seviyesi vardı. Futbolcuların hem bireysel formları hem takım oyunu gerçekten zirve yapmıştı. Deprem arasında biraz düşüş yaşamış olan Galatasaray yine o yüksek form seviyesini yakaladı. Bahar Galatasaray'da artık geldi diyebiliyor bütün Galatasaraylılar. Çünkü son maçtan önce kafalardaki ufak da olsa soru işareti, ya acaba form seviyemiz yükseldi mi? Çünkü Galatasaray uzun bir süre içinde sadece 4 maç oynamış ve maç pratiğinden yoksun kalmıştı. Ama Kayseri maçı şunu gösterdi. Takımda bütün futbolcular dahil olacak şekilde hepsinin bireysel form seviyeleri çok yüksek ve Galatasaray daha önceki baskılı, tempolu, kaliteli hücum futbolunu artık oynamaya başladı. Defansif yönde de Galatasaray'ın zaten hiçbir sıkıntısı yoktu. Bir tek Nelson'un bireysel yaptığı bir iki hata dışında Galatasaray defansif yönde de çok iyi bir oyun oynadı. Yani oyunun geneline baktığımızda Kayseri'nin net pozisyonu yok diyebileceğimiz bir maçtı Galatasaray adına. Tüm camia şampiyonluğa artık inanıyor ve kenetlenmiş durumda. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi pazarlar, iyi günler diliyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi pazarlar diliyorum. Sevgili.